Papa, tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi. Paskalya pazarında Papa Francesco'nun Aziz Petrus Bazilikası'nda verdiği tüm dünyayı kutsama mesajında koronavirüsün bizleri ilgisizliği, bencilliği, anlaşmazlığı ve ihmalkarlığı bir kenara bırakmaya davet ettiğini söyleyerek umudun yayılması gerektiğini vurguladı. Milyonlarca insan Papa'nın Paskalya mesajını çeşitli medya kuruluşlarından takip etti. Papa Francesco geleneksel Paskalya mesajını Roma şehrine ve tüm dünyaya iletti. Paskalya pazarında Papa Francesco'nun Aziz Petrus Bazilikası'nda verdiği tüm dünyayı kutsama mesajında koronavirüsün bizleri ilgisizliği, bencilliği, anlaşmazlığı ve ihmalkarlığı bir kenara bırakmaya davet ettiğini söyleyerek umudun yayılması gerektiğini vurguladı. Aziz Petrus Bazilikası'nda ve Aziz Petrus Meydanı'nda koronavirüs nedeniyle hazırlıklar yapılamadı, sokaklar boş ve sessiz kaldı. Milyonlarca insan Papa'nın Paskalya mesajını çeşitli medya kuruluşlarından canlı olarak takip ederken, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya'da tüm dini toplantılar yasaklandı. Papa, tüm insanlığın salgın korkusu altında ezildiği bir dönemde bu iyi haber yeniden alevleniyor. Onun dirilişi günahın kökündeki sevginin zaferidir. İsa Mesih'teki zafer yeni yollar açar ve kötülüğü iyiliğe dönüştürür dedi. Papa, doktorlar ve hemşireler dahil olmak üzere sivil toplum adına hizmet eden herkese ve birçok ülkede insanların acılarını hafifletmeye çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerini sundu. Papa, bütün dünyanın acı çektiği zamanda herkes salgına karşı birleşmelidir dedi. Ölümden dirilen İsa'nın yoksullara, evsizlere ve mültecilere umut vermesi için dua eden Papa Francesco, yoksul ülkelerin borçlarının affedilmesi, en azından azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde küresel barış çağrısında bulunan Papa, bölünme zamanı değil dedi. İlgisizlik, bencillik, bölünme ve ihmalkarlık şu anda duymak istediğimiz kelimeler değil diyen Papa Francesco, tüm dünyayı kutsama mesajında ölümü yenen ve bizlere kurtuluş yolunu açan İsa Mesih karanlığı ortadan kaldırdı. Görkemiyle geleceği güne dek ışığıyla bizi aydınlatsın duasıyla sözlerini sonlandırdı.